İl Koordinasyon Kurulumuzun çok kıymetli üyeleri, öncelikle 2022 yılının sizlere, ailenize, ülkemize, milletimize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanlarımızın destekleriyle ordumuzun 19 ilçesinde 2022 yılında 370 yatırımımız var. Bunların 88'i Ordu Büyükşehir Belediye'mize ait, 71'i ilçe belediyelerimize ait, 211'i de yine burada bulunan yatırımcı kuruluşlarımıza ait ve bunların toplam miktarı 8 milyar 455 milyon Türk lirası. Bizim 2021 yılında ve şu ana kadar ordumuza yapılan yatırımlar için, verilen destekler için yine emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli bakanlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ki az önce görüştük, bir misafiri geldi, Sayın Bakanımızın selamları vardı sizde de, bölge müdürlerimize, il müdürlerimize, 19 ilçede çok değerli kaymakam arkadaşlarımıza, ilçe belediye başkanı arkadaşlarımıza, kısacası tüm Ordu ailesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2022 yılının ilk koordinasyon kurulu toplantısının da tekrar ordumuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Koordinasyonu gerektirecek konuların görüşüleceği bir toplantı olmasını diliyorum. Büyükşehirimizin çalışmalarını anlatmak burada saatlere yetmez. Ama kısaca özet geçmek istiyorum. Son 3 ayda biten bazı çalışmalarımız, önemli çalışmalarımız. Bir, Mesudi ilçemizde tarihi merkezde bulunan camimizin çevre düzenlemesi, şadırvan, gasilhane ve misafirhanesi bitti. Vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Hayırlı olsun diyorum. Yine ordumuz için çok önemli olan Ünye ilçemizin sahil çevre düzenleme 5 kilometrelik bisiklet yolu, yürüyüş yolu çevre düzenlemesi ve aydınlatma işleri bitti. Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin kullanımına açıldı. Semt ve spor sahaları yaptık. Şu ana kadar 26 tane spor sahasını bitirdik. Gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin kullanımını açtık. Hayırlı olsun diyorum. Yine Ordu ilimizin manevi önderi, ordumuzun fethinde çok önemli bir yeri olan Akkuş'ta kabri şerifi, türbesi bulunan Muhammed, Melik Muhammed Hazretleri'nin türbesi ve çevre düzenlemesi tamamlanarak hemşehrilerimizin, halkımızın ziyaretine açıldı. Sayın Valim de teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. O da yakinen ilgileniyor, destek veriyor. Hatta yolun açılmasında geldi. İkinci güne kalmadan büyükşehrimize de teşekkür ediyorum. Proje kapsamında yapımı tamamlanan işlerin toplam tutarı 18 milyon TL olup devam eden 22 adet projemiz vardır. Bunların da toplam tutarı 92 milyon TL olup metrajları yine yansıda görülmektedir. Ordu ilinde devam eden yansıda görüldüğü gibi toplam 16 adet projemiz var. Birincisi Ordu Çevre Yolu. Ordu Çevre Yolu toplam uzunluğu 21.4 kilometre. Şu ana kadar 10.7 kilometresi bölünmüş yol BSK olarak trafiğe açıldı. Şu an Terzili Tüneli'nde nihai beton kaplama işlerimiz sona yaklaştı. T2 Tüneli'nde de yine çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda %71.2'lik bir fiziki gerçekleşme sağlanmış durumda. Ordu Mesudiye Koyulisar yolu toplam uzunluğu 30.7 kilometre. Şu ana kadar 29 kilometre tek yol BSK tamamlandı. Yaklaşık %93'lük bir fiziki gerçekleşme sağlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, kıymetli büyüğümüze, Karayolları Genel Müdürümüze, Karayolları Teşkilatımıza, Bölge Müdürümüze ve Mayıs'taki arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten somut işler çıktı 2021 yılında ve 2022'nin bu ilk haftalarında. Allah razı olsun. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Devresim işleri olarak Ordu'da toplam proje sayımız 32. Bunun 32'si de tarımda. Önceki yıllarda 105 milyon 805 bin harcamamız. Bu yıl ödeneğimiz 27 milyon 124 bin 217 lira.
Biten proje sayımız 2021 yılı 4. dönem sonu itibariyle 1, devam eden proje sayımız 8, ihale sürecindeki proje sayımız 1 ve başlamayan proje sayımız 22 adet. Sizi bölge müdürümüze ve bölge müdürümüzdeki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle şehir hastanesi yapım sürecindeki katkılarından dolayı, yine Altınordu 2. OSEV ve Ünye OSEV'deki o yarım kalan dede ıslahları gibi yaptıkları işlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda değişiklik ve eklemeler yapılmıştır. Bunlardan önemli olanlardan bir tanesi de yasaklılıklarla ilgili olan bölümdür. Kanunda ismi geçen Pitbull Terrier, Fila Brasileiro, Togo Argentino, Japanese Tosa türlerine ilaveten genelge ile Amerikan Stafford ve Amerikan Bully köpekleri de yasaklı ırklar kapsamına alınmış olup yurda sokulması da dahil olmak üzere bunlarla ilgili her türlü iş ve işlem yasaklanmıştır. Bu yasaklara uymayanlar hakkında da 2022 rakamlarına göre 14.900 lira idari para cezası, sokağa salanlar hakkında da 30.000 lira idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak kanunun çektiği tarih olan 14.07.2021 tarihinden itibaren 6 ay içerisinde kısırlaştırılarak Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri nezdinde müracaat ederek PETFET sistemine kaydettirenler, kendileri adına sahiplenenler istisna kapsamına alınmıştır. Ancak bu şartı yerine getirenlerde de tasmasız ve ağızlıksız dolaştırmak gene yasaktır. Tasmalı ve ağızlıklı olsa bile insanların toplu olduğu yerlerde, çocuk parklarında, çocuk oyun alanlarında bulundurulması gene yasaktır. Bunun da bir istisnası var. Hamile olan köpeklerle ilgili olarak da hamileliğin sona ermesinden itibaren 4 ay sonra annenin ve yavruların da kısırlaştırılıp gene PETFET sistemine kaydettirilmesi kaydıyla kısmi bir istisna tanınmıştır. Ayın 14'ü itibariyle bu süre bitiyor. Bu yüzden hatırlatma ihtiyacı duydum. 10 adet projemiz vardı. Toplam carilerle birlikte 85 milyon liralık nakdi gerçekleşme oldu. Fidanlıkta 1 milyon 200 bin adet fidan ürettik bu yıl içerisinde. 32 bin hektar bozuk orman alanımızın 1000 hektarına yakınını bu sene arkadaşlarımızın özverili çalışmaları neticesinde verimli hale getirdik. Fidanlarla buluşturduk. Geçtiğimiz koordinasyon kurulu toplantısında Sayın Bölge Müdürümüze söz vermişti. Oluk düzümde silahlarının eritim yapılması için. Onu gerçekleştirdi. Ben Bölge Müdürümüze şahsında teşekkür ediyorum. Sayın Halim, deprem güçlendirme kapsamında Afşar Toplu yıkım kararı vardı. Yıkıldı bitti. Belli değerli deprem bölgesinde olan Ayvas, Akkuş, Mesuliye, Görköy, Saybaşı, İkince, Havataş hattında olan bölgeler yıkımlar gerçekleştirildi. Güçlendirme noktasında bir sıkıntımız kalmıyor. Ve bu arada başta şahsınız olmak üzere İKOBA da teşekkür etmek istiyorum. Milli Eğitim Ailesi olarak ve kaymakamlarla da. Yıkımlar sürecinde de belediye başkanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Projesi biter. 14 yatırımımızla 12 okul, 2 atölye binası, 2 yurt, 3 kapasite, 3 spor salonumuz bitti. Devam eden de 22 okulumuz şu an hazırlık devam ediyor. İnşaatlar devam ediyor. Projeye ihale şemasız olanlar 15 tane yatırımımız var. Bunlar 14 okul, 163 derslik, 2 pansiyon, 400 kapasite ve 1 spor salonu olmak üzere. 144 milyonluk da bu da yatırımımız var. Son süreçte de sizlere himayesiyle beraber Büyükşehir Belediye'mize, Akkuru Belediye'mize teşekkür ediyorum. Onun için şunu söyleyebilirim. Omikron varyantı Sayın Bakanımızın söylemiş olduğu gibi artık tüm Türkiye'de yaygın bir hal aldı. Omikron bulaştırıcılığı çok daha Delta'ya, Beta'ya ve Alfa'ya göre daha hızlı olan bir varyant. Ama klinik olarak baktığımız zaman hastanelerdeki henüz yükü bize oluşmadı tam anlamda. Vaka sayılarında bir derece artış var ama bir buluşmadı. İnşallah oluşmaz diye ümit ediyorum. Burada en önemli bizim özellikle tüm ordunun yapması gereken bireysel tedbirlerini tekrar gözden geçirmeleri, maskeyi mutlaka kullanmaları, mesafeye dikkat etmeleri, özellikle kapalı ortamlarda çok fazla kalmamaları,
lokantalarda kafelerde çalışanlarımız da bence maskeyi çıkarmaması lazım. Kesinlikle doğrudur Sayın Var. Aşıyı mutlaka yaptıralım. Bunu TÜRKOVAK, SINOVAK ya da BIONTECH olup olmamasının hiçbir önemi yok. Ama bağışıklığı güçlendirecek tedbir anlamında aşıyı mutlaka yaptıralım ki genel itibariyle yakalanıp hastanede olanların ağırlıklı şeyi 60 yaş üzeri Sayın Var. Biz de tekrar uzaktan gelen müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu toplantının yöremize ve memleketimize hayırlar getirmesini diliyoruz. Allah razı olsun.